Değerli izleyiciler, hoş geldiniz sohbet toplantımıza. Biz bugün 4 arkadaş olarak tarımın finansmanı, dijitalleşmesi ve Türkiye'deki geleceğiyle ilgili bir sohbet toplantısı düzenledik. Ben çok kısa olarak misafirlerimi tanıtayım. Nejat Dura beyefendi, SPK kökenli, şimdi serbest danışmanlık yapıyor. Tanzer Bilgen arkadaşımız, Doktar şirketinin yöneticisi. Tarımın verimliliği üzerine çok güzel, çok enteresan çalışmaları var. Onlardan bahsedecek. Ali Cem Suca arkadaşımız, halen TÜRİP'te. Ama inşallah yakın zamanda daha farklı pozisyonlarda kendisini görebileceğiz. TÜRİB'in tarım sektörüne neler katacağı ve bu sektörün nasıl işlediğiyle ilgili kendisi bizle değerli bilgilerini paylaşacak. Ben Necdet Özek, Infina Yazılım'ın kurucusuyum ve genel müdürüyüm. Ben sözü ilk olarak Nejat Dura üstadımıza bırakmak istiyorum. Tarımın tarihçesinden başlamak üzere. Doğru, tabii şimdi bugün sürdürülebilir konusuna gelince eskide ne olduğu bilmeden bugün tam kavrayamayız. Dünyamız 4,5 milyon yıllık. 5 defa yok olmuşuz. Bir kere daha olabiliriz yani, hiç belli olmaz. 2 milyon yıl önce ilk insansılar türüyor. Arkasından 700 bin yıl önce ateş bulunuyor. 200 bin yıl önce ilk alet yapılıyor. 150 bin yıl önce Afrika'da modern insanın, sapienslere yakın olan Neandertaller yok olmadan önceki dönem. 32 bin yıl önceye gidiyoruz. Daha çok yeni yani. Bu hani dünya tarihinde, evren tarihine baktığımız zaman bunlar birer noktacık. Neandertaller yok oluyor. 10 bin yıl önce de tarım devrimi oluyor. Tarım uygarlığı başlıyor. Maslow'un hiyerarşisi başlıyor. Yani tarım icat edilince tabii insanların en önemli şeyi başlıyor. Bu sefer gıda, yani bunu icat ediyorlar, buluyorlar. Önce karın doyacak. Arkasından tarım medeniyet getiriyor. Çünkü niye? Tarım yapabilmek için insanlar bir araya geliyor. Köyler oluşuyor. Birlikte çalışma ve icatlar başlıyor. Yemek icatları başlıyor. Aile başlıyor. Tabii kavga da başlıyor. Sonra bolluk dönemi geliyor. Makineler gelişiyor, bereketli tarım oluşmaya başlıyor ve 80-90'larda bu sefer arz fazlası oluşuyor. Müthiş bir tarım bolluğu var, herkese yetecek kadar tarım var. Tarım aslında çok riskli bir sektör ve çok karmaşık bir sektör. Ekimle hasat arasındaki zamanı size bağlı değil, koşullara bağlı. Yağmur alıyor veya çok yağmur alıyor, ölüyor. Çok güneş oluyor, yine ölüyor. Yani orada bir risk var. Her zaman para kazanmıyor çiftçi. Bunun arasını teknolojiyle doldurmak gibi bir şey var. Yani bunun arasındaki riskleri sigortanın dışında işte icat edilen yeni teknolojilerle bunun izlenmesi ve rehabilite edilmesi veya o aradaki zararının kaldırılması. Doktor, bu tarım işinin neresinde, neler yapıyor, nasıl katkıda bulunuyor tarım sektörüne, neler yapıyorsunuz? Biz tarlaların dijital ikizlerini çıkartıyoruz. Aslında insanların kendi veya çalışanları vasıtasıyla yaptıkları gözlemlere dayalı, bunları deneyimleriyle birleştirip bazı kararlar alıyorlar. Biz oradaki gözlemleri makinelerin gözlemleriyle, kararları da insan kararlarını da algoritmalarla değiştiriyoruz. Çok özeti bu. Hatta şöyle bir soruyla başlayayım. 14 derece ya da genelde 15 diyorum. 15 derece dediğim zaman sizin için ne ifade ediyor? Benim aklıma ilk hava geldi. Sıcaklık geliyor. 15 derece ve Stockholm dersem ne ifade ediyor sizce? Bana ifade eden Stockholm kuzeyde, evet. 15 derecelik bir ısı oranı normali. 15 derece, bir de Antalya diyeyim size. 15 derece Antalya, yağmurlu, çok nemli. Tamam. Yani şuna getireceğim aslında. Bir veri tek başına bir şey ifade etmiyor. Yani. Onu başka bir veriyle birleştirip bir bilgiye dönüştürmeniz gerekiyor. Doğru. Yani 15 derece ve Stockholm sıcak demek bana göre ve Stockholm'lere göre. 15 derece ve Antalya'da soğuk demek. Halbuki ikisi de aynı 15 derece. Bu ikisini birleştirdiğiniz zaman iki veriyi, şimdi ben bir insan olarak buna göre de bir karar almam gerekiyor. 15 derece Stockholm'da sıcak bir hava, ender bulunan bir hava. Mayoyu yiyorum, parka güneşlenmeye gidiyorum. Yani karar önerisine, abi bugün hava güzel, git parka güneşlen. Çekiyorum tişörtü, mayoyu, marka gidip güneşleniyorum. Yani verileri birleştirdim, bir karar aldım ve onu gittim uyguladım. Şimdi bizim yaptığımız iş de aslında tamamen bu süreci baştan sona dijitalleştirmek. Yani aslında hayatta her gün çeşitli kararlar alıyoruz. Bu aldığımız kararlar, bundan 20 sene, 30 sene önce aldığımızda hep deneyimlerle yola çıkıyorduk. Yani ben buradan şimdi Beşiktaş'a geçeceğim. 30 sene evvel olsaydı işte deneyime dayalı, Boğaz Köprüsü kapalı derdim. Üsküdar'a git, oradan vapura bin. Sınırlıydı yani gözlemim ve deneyimim. Dolayısıyla dijital bizi zamandan ve mekandan bağımsız verilere ve bilgilere erişmemi sağlıyor. Ben bugün şimdi Lagos'a da gitsem, Nijerya'da, orada yolumu bulurum. O dili konuşmasam da. Bunu tek yapmanın yöntemi dijital. Yani çok
ucu açılıyor. Başka insanların topladığı veriler, bilgileri sizin kullanımınıza açılıyor. Dolayısıyla veriye erişim demokratikleşiyor ve verimlilik artıyor. Doğru kararlar alabiliyorsunuz. Tarımda da her sene yağışlar istediğimiz gibi gitmiyor. Yani bugün buradan 100 kere ben Maslak'a giderim. Her seferinde de öğlen 3'te gittiğimde 45 dakikada giderim ama bir keresinde bir kaza olur. Dijital olmadığı sürece bilmiyorum başıma ne geleceğini. O bana alternatif rotalar sunuyor. Şimdi bu iklim krizinde böyle düşünün. Bugüne kadar alıştığımız bütün ezberler bozuldu. Tabii. Dolayısıyla yeni bir dünya, yeni bir gelecek. Ne yapıyoruz biz burada? Tarlanın dijital ikizini çıkartıyoruz. Dijital ikizini de çıkartmak ne demek? Tarlada bir takım böyle çevresel olaylar oluyor. İşte güneş açıyor, hava ısınıyor, sıcaklık oluyor. Yağmur yağıyor, onun miktarı var. Bitkiler çimleniyor, çiçekleniyor, bitkinin sağlığı var. Toprakta besin elementleri var ya da böcek nüfusundan tutun, ne derler, toprağın içindeki elementlere kadar. Azot, fosfor, potasyum. Bunlar doğal olaylar. Bir diğer tarafta da ortaya tarlayı koyarsınız. Bir tarafta da yapay olaylar var. Yani insan müdahalesi var. Ben traktörü atladım, bugün sürdüm. Tohum attım, ertesi gün gübre attım. Biz bunların hepsini kayıt altına alıyoruz. Çevresel olayları nesnelerin interneti makineleriyle alıyoruz. Bu makinelerin bazılarını biz kendimiz geliştirip tarlaya koyuyoruz. İklim sensörleri, toprak nem sensörleri ya da böcek kapanları gibi dijital. Ama bazıları yakın yörüngede, uzayda uydular. Başka şirketlerin verilerini entegre ediyoruz. Bir kısım veriyi de insanlardan ya da işte traktörlerden alıp birleştirdiğimiz zaman tarlanın mükemmel bir dijital kopyası oluyor. O kopya olduğu zaman bu sefer algoritmalar üzerinde çalışabilir hale geliyor. Ne yapıyor işte? Sulamayla ilgili toprağın nemini analiz ediyor. Bitkinin verisiyle birleştiriyor. Diyor ki 3 gün sonra şu kadar litre su vermen gerekiyor diyor. Karar önerisi öneriyor. Onu gübrede de öneriyor. Veriyi topladık, işledik, sentezledik, bilgiye dönüştürdük. Ondan sonra karar önerisi verdik. Karar önerilerini de ondan sonra akıllı telefon uygulaması üzerinden insana diyor ki bu kadar su vermen lazım. O aksiyonu alıyor ya da almıyor. Ya da ekibin yoğunlukla üzerinde çalıştığı API'ler vasıtasıyla makinelere gönderiyoruz. Traktörün başında birisi oturuyor. Otomatik dümenleme sistemi var. Uydudan bir harita yükleniyor. O haritaya göre hani her tarafa 10 kilogram gübre atmak yerine bazı yere 8 atıyor, bazı yere 5 atıyor, bazı yere 9 atıyor. O haritayı çıkartan bir sistem algoritma var. O haritayı yükleyen başka bir algoritma var. GPS konumuyla traktörün verisini eşleştirince o bulunduğunuz noktaya da 8 kilogramı at yanında başka bir şey var. Dolayısıyla bu baştan başa aslında verinin toplanmasından full aksiyona kadar bizim yaptığımız iş bu. Bunun hepsini %100 yapıyoruz diyemem. Ama bu yönde ilerliyoruz. Yaklaşık 12 sene falan oldu. Tarımda şey çok zor, ürünün iterasyonu. Çünkü hani oyun gibi değil. Hani ben şimdi bu hafta oyun çıkartırım, 50 bin kişi kullanır. 3 hafta sonra yeni versiyonu çıkartırım. Bir sene beklemek zorundayız. Dolayısıyla biz ürünümüzü 12 kere güncelleyebildik. Öyle düşünün. Bunu dijitalleştirdiğiniz zaman aslında üzerinde oyun oynayabilecek hale getiriyorsunuz. Ne yapabiliyorsunuz? Simülasyonlar yapabiliyorsunuz. Yani tarla dijital replike ettim. İkizini çıkarttım. Ben buna diyebilirim ki Temmuz ayı 31 derecede gitmesin, sizin söylediğiniz gibi 34 ve üzeri olsun ve ötesi olsun diyebilirim. 34 ve ötesi olduğunda ne olacak? İşte stomalar kapanacak, bitki daha az terleyecek, şu olacak, bu olacak. Felaket senaryolarını kurgulayabiliyorsunuz. Onu kurguladığınız zaman ne oluyor mesela? Türkiye 2030'da hangi ürünleri üretebilir, hangilerini üretemez? Neden üretemez? Örnek mesela sulama altyapısında barajlardan tarlalara suyu getiren sistemin verimliliği, iletim verimliliği düşüktür. Onun için 22 milyar dolar yatırım yapmanız gerekir mesela ama bir kişi bile bunun farkında değildir ve bu yatırım 4 sene 5 sene sürecektir. Anlatabiliyor muyum? Aslında bazen filmlerde oluyor ya, adam veya kadın karaci yerinden vuruluyor, aslında öldü ama 20 dakikası daha var. Yani dünyada da genelde böyle şeyler oluyor. Aslında bazı şeyler için iş işten geçmiş oluyor ama siz daha farkında olmuyorsunuz. Evet, evet. Evet. Dolayısıyla yani dijitalleşme buna da olanak sağlıyor. İleriye yönelik farkındalığı arttırıyor. Yani temelinde yaptığımız işler bunlar. Yani şöyle diyebilir miyiz? Bugünkü tarımı daha iyi yönetiyorsunuz veya yönetilmesine destek oluyorsunuz. Elimizden doktor olarak. Evet. Hem de gelecek planlamasının daha isabetli olmasına katkı veriyorsunuz. Kararları daha iyi verdiğiniz zaman zaten bütün bu kararları verilmesini sağlayan algoritmalar bilimsel algoritmalar. Çünkü bir insan tarafından yazılmıyor. Çeşitli makaleleri tarıyoruz. Onları ondan sonra koda aktarıp onları çalıştırıyoruz aslında. Algoritma da üretiyorsunuz öyle mi? Biz kendimiz algoritma üretiyoruz ama genelde kullandığımız hani yapay zekada standart algoritmalar var. O kadar
advanced bir şey yapmıyoruz. Yani şu olarak biz o algoritmaları çok iyi kullanıyoruz. Veriyi çok iyi hazırlıyoruz. Neye bakacağımızı, kimle kimle ilişkilendiğimizi çok çok iyi biliyoruz. Bir veriye dayalı, bilgiye dayalı karar vermeye başladığınız zaman da kaynakları tüketmiyorsunuz. Kaynakları kullanıyorsunuz. 1980'lerin ortamını düşünün mesela. Üretenin sattığı talep var. Satabiliyorsunuz, tamam mı? Şimdiki gibi bir rekabet ortamı yok. Üretimden çok para kazanıyordu. Dolayısıyla 1980'lerde işini böyle %65 doğrulukla yapan herkes para kazanabiliyordu. Şimdi ne oldu? Rekabet arttı. Daha hassas yönetmeniz lazım. %95 ve üzeri yönetmeniz lazım. Şimdi eskiden 80'lerde bir çiftçi böyle üstün körü yaparken, para kazanırken şimdi kazanamıyor. Çünkü o insanda o donanım yok zaten. Değişmeye niyet de yok. Dolayısıyla bunun genel gidişatı, şimdi herkes işte aile çiftçiliği vesaire bunları söylüyor ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Burada gerçekten mühendis kafalı, öğrenmeye açık. Kesinlikle. Öyle insanların çalışması lazım ve hani bu dünyanın devam edebilmesi için olması gereken bir şey. Ve burada da dijital olmazsa olmaz. Hani dijitalleşelim mi, dijitalleşmeyelim mi diye bir soru yok. Dijitalleşmemiz lazım daha iyi yönetmemiz için. Bunu ne kadar hızlı yapacağımızı tartışmamız gerekiyor. Bu alanda faaliyet gösteren çok kimseyle temas ediyorsunuz ya. Burada bir dönüşüm gözlemliyor musunuz? Hani biz bazen böyle başarı hikayeleri okuyoruz. Hani demin de dediniz ya, öğrenmeye niyet yok, kendini değiştirmeye niyet yok. Burada bir değişme var mı? Olumlu manada soruyorum. Ama nadir örnekler var. Ama böyle hızlı ve logaritmik bir değişim yok şu anda sektörde. Bunun için bir şekilde hani çok belki klişe bir laf olacak ama devletin katkısı, sahiplenmesi mi gerekiyor? Hem devletin katkısı, sahiplenmesi gerekiyor hem de benim perspektifimden dünyada piramit bir yapı var. Hani yetenek, daha az yetenek, en az yetenek var ve bu genelde yetenekli insanlar, hani varlıklı insanlardan bahsetmiyorum, orta kademeye doğmuş ve yukarı doğru hareket etmek isteyen insanlar genelde kendi geleceklerine finanse edebilecekleri endüstrilere giriyorlar. 1840'larda mesela telgraf endüstrisi çok enteresan. Türkiye'de de özel sektör gelişmediği için ordu, devlet adamları çok enteresan. Yani bizim o kurucu kadronun en zeki çocukların asker olmasının sebebi o. Başka meslek yok. Hani orta kademe bir insanın kendinin geleceğini kurabilmesi için. Dolayısıyla zaman içinde de böyle iyi giden, zamanla kötüye giden sektörler var. Mesela mobil telefon. 2000'lerin başında üniversiteden mezun olan insanların çoğunun gitmek istediği yer şimdi kimse istemiyor. Yani 20 sene önce. Şimdi tarımda da bu sadece çiftçilikte değil, gıda üreten şirketlerde de insan kalitesi bir bankada, bir teknolojideki insan kalitesi kadar yüksek değil. Dolayısıyla siz bu insanlara böyle sizin işinizin dönüşmesi gerekir diye mesela genel müdür anlattığı zaman buradaki insanların birçoğu nasıl yapacağını bilmiyor bunu. Yani yukarıdan hedef var ama aşağıda ya yarın ben bununla ilgili ne yapacağım veya 3 senelik program ne olacak? Bununla ilgili bir şey yok. Dolayısıyla hani devlet destek verse de aslında burada bu dönüşümün nasıl olacağıyla ilgili yol haritası koyup birkaç tane şirketi dönüştürüp bakın arkadaşlar bu böyle oluyor diye gösterebilmek lazım. Yani dönüşüm programı yapmak lazım. Şimdi biz de onu yapıyoruz zaten. Yani aslında bu dönüşümü insanlara bir şekilde basitçe söyleyeyim öğretmek lazım. Evet. Yol göstermek lazım. Yani şu adımlardan geçerek buraya geleceksin şeklinde ve bunun somut getirilerini de önlerine koymak lazım. Evet. Bunu da yine dijital platformlarda yapmak lazım ki nadir başarılı örneklerden ya çok fazla insan artık buna yöneldi noktasına gelebilir. Kesinlikle. Değil mi? Evet, kesinlikle böyle. Ama yani bir taraftan da böyle yorucu bir iş aslına bakarsanız. Yani biz bir teknoloji şirketiyiz. O teknolojiyi koy unut istiyorsun. Ama onun kullanılması için öğretmen gerekiyor. Ve sektör bunu bilmiyor yani. Hani anlatabiliyor muyum? Startup değil, sektör up gibi bir şey oldu bizimkisi. Hani komple bütün sektörü. Sektörü dönüştürüyorsun. Evet. Bunu yaparken de şöyle yaptık. Hani bizim şimdi bir elektronik ekibimiz var, product ekibi var. Ondan sonra veri bilimi ekibi var. Geçen sene bir de program yönetim ofisi kurduk. Teknolojiyi kuruyoruz. Ondan sonra sahada bizim arabalı insanlarımız var. Çiftçilerle konuşuyorlar. Müşterilerimize, ziraat mühendislerine gidiyoruz. Program yönetim ofisi yazılım anlamında değil mi? Uygulama anlamında. Kültürel ve dijital, kültürel dönüşüm programı aslında. Ve 3 sene, 5 senelik kontratlar falan yapıyoruz. Ve çok bütün güzel. Buradaki işleri de bir platform tasarladık şimdi. Bütün her şey platforma gidiyor. Yani raporlamayı genel müdür baktığı zaman ne söz vermişiz? Biz sana işte 150 tane toprak analizi yapacaktık. Bak yaptık şu coğrafi konumlarda. Senin çiftçinin işte hani 50 tondan şuraya çıkmış. Bunun bu kadarını şu kadar fiyattan satın almış falan. Buraya götürüyoruz işi. Benim geçmişim yönetim danışmanlığı. Böyle işler çok yaptım. Dolayısıyla oradaki bütün bilgiyi buraya
aktarıyorum. Ortağım da aynı şekilde. Biz burada şimdi bu sözleşmeli tarımdan başladık. Dijital dönüştürürken şeyi fark ettik geçen sene. Yani büyük şirketlerin şu anın böyle iklim taahhütleri var. İşte bir tane içecek şirket diyor ki ben 2030'a kadar şu kadar milyar litre su tasarrufu yapacağım diyor. Bir başkası diyor ben karbonu şey yapacağım diyor. Ve buralarda da işte o Paris, Kyoto'dan sonra insanlarda bir bu alanlara yönelik bir şeyler yapma ihtiyacı başladı. Ama CEO'nun ajandasının en alt başlığıydı. Yani işte elinin ucuyla tuttu ve onu genelde kurumsal ilişkilere pasladı. Sen yapıver diye. Onlar da gitti böyle her ülkede işte NGO'lar buldu, akademisyenler buldu. Herkes kendi kafasına göre takıldı. Ve o yeşil yıkama var ya, green washing, evet, böyle çıktı. Yani kurumsal ilişkiler diyor ki 12 bin kişiye dokun. Ne anlattın? Ne fayda oldu? Hiçbiri yok. E şimdi buralardan da insanlar böyle uyandıkça, ya siz ne yapıyorsunuz diye sormaya başlayınca bu şirketler de gittiler böyle Chief Sustainability Officer ya da Chief Sustainable Procurement Officer gibi hani böyle hani C seviye en üst kademe roller tanımladılar. Ve şimdi burada da böyle bir teknoloji partneri var, implementasyon partneri var, validasyon partneri var. Yani biz bu sözleşmeli tarımda yaptığımızı dedik, the fırsat var dedik, biz one stop shop bunun hepsini yapıyoruz. Şimdi 3 şirketle başladık. Avrupa'da 4-5 şirkete falan daha teklif verdik. Çok bir taraftan güzel. Da öyle hani dünyada yaygınlaşmaya çalışıyoruz. Ve böyle 6 senedir falan takip ediyoruz. Geçen hafta Agritechnica diye bir fuar dedik. 2 senede bir yapılıyor. Herkes bizim standa geldi. 650 tane kontak aldık mesela. İnanılmaz bir şeydi. Muazzam. Neredeydi bu? Almanya, Hannover'de. Hannover'deydi. Şimdi çok emekle az yol gidiyorsunuz ama bir süre sonra bu tam tersine dönebilir. Yani çarpan faktörüyle gidiyor olabilir. Değil mi? Hani geldik gibi hissediyorum böyle ilk mecburiyet. Bravo. Evet. Mecburiyet. Evet, çok güzel. Bu Avrupa Birliği bir takım regülasyonlar getirdi ya. Hı-hı. Karbon ayak izi, işte sürdürülebilirlik adına vesaire. Bu regülasyonların uygulaması sizin faaliyetlerinizi hızlandırıcı bir etki yaratıyor mu? Hızlandırıcı bir etki yaratıyor tabii. Yaratması lazım en azından. Yaratması lazım. Şöyle bir tane örnek vereyim mi size? Şimdi biz Kayısı'da hani bayağı büyük üreticilerden bir tanesiyiz. Şeyi analiz ettim ben. Bir İzmir Ticaret Odası'nda bir sunum yapacaktım. Dijitalleşmenin neden önemli olduğu ve finansal karşılığı ile ilgili. Oradan anlatacağım, onlar da anlayacak. Deli gibi iş yapacağız. Varsayım buydu. Neyse şeyi çıkarttım. FAO'nun web sayfasına girdim. FAO-STAT diye bir şey var. Dünya Tarım Örgütü'nün. Arkada da bir veri tabanı var. Bütün dünyanın birbiriyle tarım ticaretiyle ilgili veriler var. Ben de Kayısı'ya baktım. Tamam. Kayısı'da da dedim ki gelişmiş, gelişmekte olan ve 3. dünya ülkesi kimler var etrafımızda? Almanya gelişmiş, Rusya gelişmekte olan, Irak'ta şey veya Suriye. 3. dünya. Kayısı'yı kaça sattık diye baktım. Şimdi Almanya 2500 euro tonu, Rusya 950 euro. Irak 440 euro. Yani bir kayısı ne kadar farklı olabilir ki? 2 katı olsun yani ya da 2,5 katı olsun. Yani 5 katı açıklayacak hiçbir şey yok. Yani kalitesel olarak. Demek ki burada uyumla ilgili başka problemler var. Dille ilgili problemler var. Güvenle ilgili var. Yani şeyi de düşünün mesela lojistik. Hani İspanya'dan gitmek 200 euro belki daha avantaj sağlayabilir tonda. Ama yani hiçbir şey 2000 euroyu açıklamıyor yani. Onu açıklamadığı nokta şey gerçekten... Bizim uyumla ilgili sorunumuz var. Çünkü ilaç atıyor musun, atmıyor musun, hangi gübreyi atıyorsun, benim istediğim gibi acaba ayıracak mısın? Tabii. Ve tabii. Dijital aslında bunların hepsini sağlıyor. Ve benim hayal ettiğim insanlara anlattım. Diyorum ki, bakın gidelim Aldi, Lidl, işte Edeka neyse buradaki markalar. Biz bir sistem kuralım. Bak abiciğim bizim kayısı, üretim noktalarımız bunlar. Buradaki Ahmet, Mehmet üretiyor. Ben her sene skorluyorum. Bu kadar metreküp suya, bu kadar kilogram kayısı üretiyor, bu ilaçları atıyor ve bunları da haftalık böyle güncellediğimiz sistem yapalım. Yani aslında baktığınız zaman siz Edeka'yı biliyor musunuz bilmiyorum, Almanya'nın makrosu gibi veya migrosu gibi. Ve o da desin ki bana A kalite kayısı istiyorum desin, biz 8 tane üreticiden çat 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 toparlayalım. Ve buralarda da şöyle oluyor. Tüccar şirketler var mesela. O şirketler de mesela bir tanesi büyüyor. Sonra bir bakıyorsunuz ertesi sene batmış. Niye batıyor biliyor musunuz? Hani bakkal gibi yönetiyor şirketini. Bakkal gibiden kastım da şu. Almanya'dan adam 5000 ton mesela elma kontratı alıyor veya portakal alıyor. O Almanya'daki kontratta diyor ki ona portakalların 3 tanesi 1 kilo gelecek gibi al diyor. A kalite portakal. Şimdi adamın kafada bir çarpım tablosu var. Adam diyor ki işte bu %50'si bu şekilde çıkar diyor portakalın. O sene bir sıcak hava dalgası vuruyor.
Portakalın %5'i öyle çıkıyor. Sen o 5000 tonu vermek için eskiden 10.000 ton almak zorundayken şimdi 50.000 ton almak zorundasın. Dolayısıyla kontratını yerine geçiremiyorsun. O aldığın malları daha ucuza başka oluşturmadığın kanallara satmak zorunda kalıyorsun. Ve bu sürekli tekrar ediyor. Yani böyle akıl alır gibi değil. Yani anlatıyorum, hiç ders almıyormuş. Evet, evet. Yani böyle böyle şeyler var tabii aslında. Burada şu önemli. Yani doktor gibi bir şirketin faaliyetlerinden ve bu faaliyetlerin getireceği faydalardan insanlar ne kadar haberdar? Yani tabii haberdar olması bir konu, ikna olması başka bir konu. Bu da hani maalesef çok emek isteyen bir şey yani. Ama burada doğru parametrelere oynanırsa bu çok hızlı bir şekilde gelişebilir diye düşünüyorum. Neticede çünkü hani söylemleriniz o kadar somut ki, o kadar net ki. Ben başka bir şey soracağım. Bu faaliyetlerin bu kadar optimize yürütülmesi için üretim alanlarının birbirine yakın olması gerekiyor mu? Yoksa tamamen bağımsız mı? Bazı noktalarda gerekiyor tabii ki. Yani üründen ürüne değişiyor. İster istemez belli başlı hub'lar, merkezler oluşuyor zaten. Çünkü bazı ürünler var mesela. Onları hasattan 24 saat sonra işlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla o işleme kapasitesi neredeyse, o işleme kapasitesini de zaten üretilebilecek yerlere koyuyorlar. Evet. Mesela salçalık domates, Türkiye'nin üretiminin %50'si Karacabey, Kemalpaşa. Ondan sonra o Ege hattında bir 100-150 kilometre gittiğiniz zaman ya da 300 kilometre, %75'i orada tüm Türkiye'nin üretimini. İklim uygun olduğu için üretim işleme kapasitesini de oraya koymuş. Zaten kendiliğinden orada oluşuyor. Veya şerbetçi otu, Türkiye'de bir tek Bilecik'te pazar yeri diye bir yerde oluşuyor. Oradaki tek şerbetçi otu isteme testi orada, uzağa taşımıyorsunuz. Ama mesela tahılda böyle bir zorunluluk yok. Yani onu her tarafa taşıyabiliyorsunuz ama yine en çok boncunun olduğu yerde Konya yani. Hani baktığınız zaman. Nejat dostumuzdan tarımın tarihçesi gelişimi çok da güzel özetledi, akışını anlattı. Aslında geleceğe nasıl bakmalıyız da bugünden hareketle Tanzer arkadaşımızdan çok güzel dinledik. Ben Ali Cem arkadaşıma sormak istiyorum. TÜRİP geçmişten geleceğe hikayesinde nerede duruyor? Ne tür katkılarda bulunacak? Biraz bilgi alırsak çok mutlu oluruz. Tabii memnuniyetle. Nejat Bey, ben teşekkür ediyorum öncelikle İnfine Yazılım'ın ev sahipliğine. Artı bütün katılımcılara, katılım da demeyelim yani söyleşi sonuçta sohbet ediyoruz. Tanzer Bey direkt üretimin içerisinde çok değerli bilgileri var. Yararlandım. Daha da yararlanmayı düşünüyorum bundan sonra. Nejat Üstadımız zaten bizim sermaye piyasaları tarafından Doğu'nun sürdürülebilir tarafında ciddi çalışmaları var. Sizle de birazdan zaten topu paslayacağım diyeyim. Siz de bu tarafta tarıma girmiş vaziyettesiniz. Evet, dijitalleşme anlamında. Ben sermaye piyasaları tarafından gelmeyeyim. Türkiye Uluslararası Borsası'nın kurucu yöneticilerinden biriyim. Bu anlamda ülkemize elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. O anlamda da mutlu ve gururluyum. Şimdi biz esasında üretim tarafı var. Bir de finans tarafı var. Biz esasında aradayız, öyle söyleyeyim. Biz dijital bir borsayız. Yani Borsa İstanbul'un tarım tarafındaki kanunen tek yetkili muadili olarak TÜRİP'i düşünebilirsiniz. Bu noktada biz ne yapıyoruz? Tabii ki üretim kısmıyla çok fazla ilgilenmiyoruz ama Tanzer Bey'in dediği şey çok doğru. Mesela onlar da belli şeyler getiriyorlar ve bunu anlatıyorlar. Yani anlatma kısmı özellikle tarım tarafında bir zorluk var. Sonuçta sermaye piyasalarıyla kıyasladığımız durumda o taraftaki yatırımcı diyeyim, bu taraftaki çiftçi kesimi, belli bir eğitim durumu. Evet, 20 sene sonra Tanzer Bey'in dediği doğru. Yani gerçekten gıda problemimiz var. Ama bunu insanlar maalesef bizim tarafta, tarım tarafında çok fazla görmüyorlar. Bize gelen anketlerde ya da yapılan istatistiklerde çiftçilerin artık tarımdan çıkmayı düşündükleri, bir alt jenerasyona kesinlikle bunu tavsiye etmediklerini net bir şekilde görüyoruz. Tanzer Beyler de biliyordur. Biz burada lisanslı depoculuk anlamında şunu söyleyebilirim. Yani dediğim gibi 4,5 sene önce 26 Temmuz 2019 tarihinde Türkiye Uluslararası Borsası'nı açtık. Bizim bir spot piyasamız var şu anda. Doğrudan yatırımcı emri alıyoruz. Bu sermaye piyasalarında çok alışık olmadığımız bir durum. Çünkü 30 bin yatırımcı varken biz açtığımızda şu anda 230 bine yaklaşmış vaziyetteyiz. Çok güzel. Lisanslı depoculukta ne yapılıyor? Bizim esas olarak ürünlerimiz yani elma vesaire taraflarında biz yokuz. Belli kanunlar, mevzuat çerçevesinde işte en çok işlem gören ürünlerimiz buğday, arpa, mısır, ayçiçeği. Bunun da belli bölgeleri var. Yani biraz önce konuşulan evet bir merkeziyetsiz bir sistem her yerde ama bizim tarım tarafında özellikle Necdet Üstad'ın bizim maalesef şeyde çok mümkün değil. Konya'nın bölgesi itibariyle evet doğru ama diğerinde mesela buğdayda da farklılık oluyor. Yani Polatlı'nın ürettiği buğdayla atıyorum Trakya'nın ürettiği buğday arasında ciddi farklılık var.
bu uncular ve makarnacı tarafındaki kesim de tabii ki bunları ona dikkate alarak yapıyor. Dolayısıyla maalesef hem hani ben birazcık şeyle yapayım, hem türü bir tanıtayım, hem Necat Üstad'ın ve Tanzer Bey'in dediklerine ekleme yapayım, yorum yapayım şeklinde ilerlemek istiyorum. Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği anlamında şimdi özellikle kuzeye gidildiğinde fındıkta ciddi problem var. Çünkü tarlalar küçük. Çok küçük tarlalarda çiftçilik yapıyorlar. Tanzer Bey de çok iyi bilir. Dolayısıyla o çiftçi toplumunu bir araya getirmek, bu ürünleri homojenleştirmek falan gerçekten yapılması gereken çok net şeylerden biri. Fakat çok kolay değil. Buğdayda birazcık var. Biz lisans depoculuk tarafında ne yapıyoruz? Ticaret Bakanlığımız tarafından yetkili görülen lisans depolarda buğday, arçı, mısır dışındaki başka ürünleri de depolanıyor. 2 sene boyunca bunlar depolanıyor. Bu noktada ne oluyor? Çiftçiler hemen elinden çıkarmak zorunda kalmıyor. Çoğu maalesef çıkarıyor çünkü boşta zaten çalışıyorlar. Ama teorik olarak çıkarmak zorunda kalmıyorlar. Bunun karşılığı bir elektronik ürün senedi çıkıyor. Pay senedinin tarım tarafındaki eşleniği olarak bunu rahatlıkla düşünebilirsiniz. Burada ne oluyor? Nispeten daha şeffaf ve etkin fiyat oluşumu oluyor piyasada. Likidite kazanmış oluyor çünkü elektronik ürün senedinin günlük alım satımı TÜRİP üzerinden oluyor. Yani dediğim gibi bir pay senedinin eşliğini bu tarafta elbise olarak düşünebilirsiniz. Hasat zamanında fiyatlar çok düştüğünde ondan sonra tüccarlara satımda eğer çiftçi bunun maliyetlerine dayanabiliyorsa daha yüksek ve daha düzgün bir fiyattan, etkin bir fiyattan bunu elden çıkarabiliyor. Çok da lafı uzatmadan esasında bunun en temel başlığı gıda arz güvenliğinden geliyor. Pandemi ve sonrasında Rus-Ukrayna savaşında bunu net bir şekilde gördük. Artık şu anda özellikle buğday stratejik bir ürün. Rusya'nın şu anda uyguladığı gibi. Yani Rusya ve Ukrayna zaten dünya ihracatının %40'ını üretiminde gerçekleştirirken Ukrayna'ya Rusya girdikten sonra tabii ki Rusya'nın eline Kafkasya tarafı, üst taraf geçmiş vaziyette. Ya biz lisans depoculuk olarak neyi yapmak istiyoruz tabii Ticaret Bakanlığımızla birlikte? Bölgesel bir üs, hep tarlamları diyoruz. Esasında Konya için denirdi bu ama lisanslı depoculuğu biz düzgün bir şekilde kullanabilirsek Kafkasya ve altımızdaki bölgelerin esasında hub'ı bir şekilde depolama merkezi olabiliriz. Böyle bir düşüncemiz, idealimiz ve çok tırnak içerisinde hayalimiz var. Bu ülkemiz için tabii ki. Lisanslı depoculuk tarafından dediğim gibi doğrudan yatırımcı emri var. Artık şu anda sistem bunu kaldırmıyor. Yani çünkü biz spot piyasamızı derinleştirip likidite hale getirdikten sonra vadeli işlemlere geçmek istiyoruz. Malum dünya örnekleri zaten esasında hedge mekanizmalı ya da spekülatif mekanizmalı ya da hani bir şekilde ilerideki fiyata göre alım satım kararı verilmesini sağlayan vadeli işlemler. Vadeli işlemler tarafına geçilmesi için de dediğim gibi Necat Bey'in de bahsettiği ürün piyasası aracı kurumlarını şu anda sisteme entegre etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki sene 2024 hasat döneminin öncesinde aracılı sisteme geçme hedefimiz. Bu noktada biz de kendi tarafımızda ev ödevimiz olarak kendi işlem altyapımızı değiştiriyoruz, revize ediyoruz. Aynı zamanda şu anda kurulacak olan ürün piyasası aracı kurumları vasıtasıyla da aracılı sisteme geçmeyi hedefliyoruz. Bu noktada ne olacak? Çok daha derin ve likit bir piyasa olmasını biz öngörüyoruz. Bizim açımızdan biz kendi borsacılık işimize döneceğiz. Aracı kurumlar, sermaye piyasası aracı kurumları gibi ürün piyasası aracı kurumları kısaltmasını ÜPAK diyoruz. Bu işlemi yapacaklar. Ve sonrasında dediğim gibi nihai hedefimiz vadeli işlemlere geçmek. Ürün piyasası aracı kurumları anlamında da hani şunu ben TÜRİP ve bizim ekosistem açısından müjdesini verebilirim. Anadolu ÜPAK olarak ilki kurulma aşamasında sonrasında birkaç daha ürün piyasası aracı kurumun kurulmasını biz öngörüyoruz. Bu noktada da ürün piyasası aracı kurumları tarafında Infine yazılımla birlikte TÜRİP olarak çalışılıyor. Dijitalleşme anlamında, altyapı anlamında kendi TÜRİP işlem sistemimiz denen TÜRİS'le ÜPAK'ların sahip olacakları yazılım programını şu anda entegre etme safhasındayız. Ve nihai hedefimiz hep birlikte bunu yapacağız. Tekrardan Necat Bey'lere de teşekkür ediyorum İnfine yazılıma. Önümüzdeki hasat dönemi öncesinde bu aracılık sisteme geçme hedefimiz deyip sevgili evet. Necat abime topu paslayayım. Çok teşekkür ederiz Ali'cim. Gerçekten çok faydalı oldu. Ben hani biz kendi açımızdan buraya ne katıyoruz biraz anlatmaya çalışacağım. Ama hem bugünkü sohbetimiz hem tarımın tarihçesi hem bugünü ve yakın geleceği hem de Türkiye'deki bu işin organizasyonel seviyede nasıl geliştiğini konuşmak bakımından son derece faydalı oldu. Yani ben gerçekten çok faydalandım bugünkü sohbetten. Şimdi biz Infina tarafında ne yapıyoruz? TÜRİB'in hedeflerini öğrendik. Bu konuda açılan bir ihalesi oldu. Buna dahil olduk ve TÜRİB bizimle çalışmayı tercih etti. Bundan dolayı da çok mutluyuz, gurur duyuyoruz. Şimdi bu bizim için sıradan bir proje değil. Yani
bir müşterinin bir ihtiyacı var. Biz de onu analiz ettik ve hayata geçiriyoruz. Böyle bir şey değil. Biz aslında şu anda sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren bir yazılım şirketi olarak bu sektörün yeni bir açılımına aracı olmuş oluyoruz. Yani bunu ben son derece önemsiyorum. Neticede yani sermaye piyasalarının amacı da aslında reel sektörü desteklemek değil mi? Yani genel olarak üstadımız daha iyi biliyor. Bunu böyle ifade edebiliriz. Şimdi buradan da hakikaten tarımın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten bütün bu çalışmalar tarımın geleceğine, beslenmenin daha güvenli olmasına, daha sağlıklı olmasına ne kadar katkı verir? Bunu hakikaten düşünmemiz ve bu yönde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim için bu proje sadece mevcut sermaye piyasaları kurumlarının TÜRİP'le entegrasyonu, TÜRİS borsasıyla işlem yapması ve bunun işte operasyonel faaliyetlerini yürütmesinden ibaret değil. Gerçekten biz bu sektöre, yani tarım sektörü olarak kastediyorum, bir fayda da verebilir miyiz? Bu bakımdan da ben bu projeyi son derece önemsiyorum. O bakımdan da Tanzer arkadaşımızın katılmasına çok memnun oldum. Yaptıkları çalışmaları çok gerçekten ilgiyle ve beğeniyle dinledim. Bunun ne kadar büyük bir emek olduğunu tahmin edebiliyorum. Gerçekten çok sabır ve büyük bir emek gerektiren bir şey. Dolayısıyla biz ilerleyen zamanda bu tür teknolojileri yatırımcılarla buluşturarak hakikaten bu tür teknolojilerin sektörde daha fazla kullanılmasını, yani tarım üreticileri tarafından daha fazla kullanılmasını nasıl sağlayabiliriz? Bunu biz Infine yazılım olarak ciddi düşüneceğiz. Ve çok memnun olurum doktorla da bu konuda çeşitli işbirlikleri yapabilirsek. Neticede bu işten hakikaten sonuçta toplum faydalanmalı. Yani daha sağlıklı ve daha uygun koşullarda gıdaya ulaşmalı. Ve bunun üzerinden biz eğer küresel ısınmayı veya işte dünyada insan etkisiyle ya da doğal süreçlerle ortaya çıkan bir takım olumsuzlukların giderilmesine katkıda bulunabilir miyiz? Biraz da bu açıdan bakıyoruz. Onun için bu TÜRİP projesi bizim için böyle sıradan bir proje değil. Yani gerçekten Infina'da iz bırakacak ve Infina'nın gelişmesinde de çok önemli rol oynayacak bir proje. Ben bunu söylemek isterim. Biz kendi tarafımızdan ÜPAK'ların kurulmasını dört gözle bekliyoruz. Çünkü sonuçta geliştirilen yazılımı onlar kullanacaklar. Şunu da vurgulamak isterim. Neredeyse her hafta bir banka bizi arıyor. Bu ÜPAK projesinden haberdar olduk. Biz bu projeye neresinden nasıl dahil olabiliriz? Biz genelde TÜRİB'e yönlendiriyoruz onları. Ama teknolojik başlıkta da bizimle çalışmalar yapıyorlar. Bizden bilgi almaya çalışıyorlar. Yani şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki mevcut finans sektöründe de bu TÜRİB ve ÜPAK olgusuna büyük bir ilgi var. Hatta şunu da söyleyebilirim. Hiç kimse bu işin dışında kalmak istemiyor. Yani bu da son derece motive edici. O bakımdan ben projemizin nasıl gelişeceğine ve sektöre ne tür katkılar verebileceğini çok merakla bekliyorum. Öyle söyleyeyim. Çok heyecan duyuyorum projeden. Bunu ifade etmek istiyorum. Benim de söyleyeceklerim kısaca bu kadar. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben bir şey ilave edeceğim. Lütfen. Sürdürülebilirlik yeni bir kavram gibi düşünüyoruz. Yani son 15-20 yılda küresel ısınmayla beraber, fosil yakıtların çoğalmasıyla beraber sürdürülebilirlik konusu ilk defa 1600'lerde gündeme geliyor. Ve yine tarım üzerinden geliyor. Yani sürdürülebilirlik yeni bir şey değil. 1662 yılında John Evelyn diye bir adam, Silvia diye bir makalesiyle bu iş başlıyor. Sürdürülebilirlik kelimesi bir tek orada çıkıyor. Diyor ki, doğal kaynakların yıkıcı aşırı sömürüsünü durdurmak için tohum ve ağaç ekmenin her toprak sahibinin ulusal bir görevi görülmesi gerektiğini savunuyor. Bir projeden bahsedeceğim. Bu Türkiye'de ilk defa uygulanıyor. Avrupa Birliği projesi. Bu çok yeni bilgi. Türkiye'de ilk defa Avrupa Birliği'nin verdiği kaynaklarla tepeden inme değil, tabandan yukarı bir tarım çalışması var. 26 bölgede tarımcılar bir araya gelerek bu 26 bölgede hub'lar kuruluyor. Oradaki tarım bölgelerinden bilgiler toplanıyor. Ondan sonra bu bilgiler bir araya getirilecek, entegre olacak ve Türkiye'nin tarım politikası belirlenecek. Bu çok umut verici ve güzel bir haber. Bir şey söylemek istiyorum Necat Bey izninizle. Yani burada
bulunan herkes, ben de dahil olmak üzere, esasında aynı büyük resmin parçalarıyız. Dijitalleşme, üretim, sürdürülebilirlik, lisanslı depoculuk, sermaye piyasalarının tarımı finanse etmesi mevzusu. Hani esasında ana hedef, tabii ki hani mikro hedefler var ama makro hedef sonuçta tarımın gelişmesi. Nihayetinde ülkemizin kalkınması, ekonominin gelişmesi gibi. Ben tarımı Türkiye'nin en önemli konusu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. İçinde şu anda konuştuğumuz konuların hepsinin birbirinin içine geçmesi gerektiğini ve toplum olarak ve yönetici olarak ona ön ayak olmamız ve içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben hepinizin katılımı ve katkıları için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir toplantı yapmış olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Yani bir kere çok keyifli bir ortam. Sohbet. Bir ikincisi konu çok güzel. Konu çok güzel. Bravo. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun.